Herkese merhaba arkadaşlar. Maç Vakti kanalına hoş geldiniz. Galatasaray maçından çıktık. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Mutlak galibiyet almamız gereken bir maç. Başka bir seçeneğimiz yok. Ama zorlu bir maçtayız. Mourinho enteresan tercihlerde bulunmuş. Mert Hakan ve Samet Akaydın ilk defa 11'lerde geçiyor. Ya yani oyunu görmeden şey yapmayacağım, eleştirmeyeceğim fazla. İyi oyun görmek istiyoruz. Umutlandırıcı oyun istiyoruz. Güzel oyun istiyoruz. Tek beklentimiz bu Fenerbahçe'den şu anda. Mutlakta galibiyet elbette. Burak sen ne düşünüyorsun? Allah bir anda bir Fenerbahçe çok hızlı geldi gol mü oluyor? Hayır. Yok, ben tamam. Bugün Fenerbahçe'nin %100, %99 bile değil %100 galibiyet alacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz AZ Alkmaar karşısında bence kötü bir futbolla kötü bir skor aldı. Evet. Bugün onu taraftarı karşısında telafi edeceğini tahmin ediyorum. Sivasspor kalite anlamında Fenerbahçe'nin zaten çok çok altında bir takım. En önemli oyuncuların Manay da yok. Bugün Tadic'in mutlaka bir gol ya da asist yapacağı içime doğuyor. 2-0 Fenerbahçe galibiyeti diyeyim. Videoyu beğenin, abone olun, hype puanı verin. Maçında görüşmek ya, üzere. Bu arada Fenerbahçe'nin ciddi anlamda kontralara dikkat etmesi gerekiyor. Geri Rodriguez ve Kolfode Koita çok tehlikeli oyuncular. Lütfen kontradan Fenerbahçe gol yeme. Şu an diyorum tabii iş işten geçmiştir belki videoyu izlerken ama inşallah dikkat ederiz. Çok güzel pas. Aç oyunu. Vallahi ha? Var ya. Hadi oğlum şu gol olsun. Çok güzel gol olacak var ya. Yemin ediyorum tüm Avrupa'da bile yayınlanır şu gol. Bir daha Osayi. Evet. Bir daha. Bir daha vur. Allah belanı versin Şimanski. Çok ekstra pas yaptı Fenerbahçe. Şimanski sen bir salaksın. Seni oynatan Mourinho, seni kesmeyen Mourinho da ayrı bir salak. Senden daha salak o. Müthiş bir ataktı ama çok ekstra pas yaptınız yani özellikle ceza sahasında. Lan daha oğlum Şimanski tekte vuracak boş kale. Doğru o da uzattı. Vur lan Amrabat. Sulmadan geri geldi Amrabat. Bir hücum şansı daha Fenerbahçe'de. Mert Hakan, Tadic, verdi pası Mert Hakan'ı şey... Gol! Samet Akaydın! Ulan salak sen nasıl attın ben anlamadım. İşte bu aferin. Samet nasıl attı lan bunu hiç beklemiyordum. Neyse bizim oyuncumuz ne olursa olsun abi hata da yaptı, şey de yaptı, savunacağız arkadaşlar kusura bakmayın ben özür diliyorum. Ben özür diliyorum Samet Akaydın. Gel barışalım oğlum. Vallahi barışalım billahi barışalım gel. Arkada kendini iyi unutturdu ama güzel bir gol attı. Baba Tadic altın kalça ya. Offside yok. Yok canım yok. Güzel de bir dokunuş. Ama atak çok iyiydi yani. Şimanski de bitirebilirdi bunu. Onun devamında gol oldu. Baştan sonra o Fenerbahçe'nin dar alanında yaptığı paslaşmalarla hücuma çıkışı müthiş. Çok takdire şayan. Gerçekten. Ya ama o Şimanski'ninki golü olsa vallahi ders niteliğinde gösterilecek. Evet evet. Bakıyoruz Twitter'a giriyoruz başka yerlere giriyoruz. Arsenal'in golleri falan paylaşılıyor yani mükemmel gol diye. O da öyle bir pozisyondu yani. Evet. Öyle bir ataktı. El mi var? Ciku'ya el var galiba. Gerçekten mi? Ben görmedim. Sanki Sivas'ı vuruyor gibi geldi o açıdan da. Yandan bir gösterse. Aa el var. Ciku'nun eline çarpmış. Evet elinden yere düşüyor top. Pozisyonun başına Ciku el. Sen de net görmedin. Net bir şey vallahi net gördüm. Hayır. Gerçekten hayır, gördüm. Hayır tam tersi açıdan gördüm. Ben tamam el olabilir. Orada gördüm. Net olabilir de. Diğer açıdan gördüm. Vallahi eline dikkat ettim gördüm. Anlayacağım. Gerçekten Kadir sağlam. El var kardeşim. Sanki el var gibi. Harbiden var vallahi gördüm ya. Gol iptal. Evet iptal vallahi gördüm gözlerimle gördüm. İkinci de gördüm ya. Vara İlk gidiyor de Sivas'ı da geliyor gibi geldi. İkinci de Ciku'nun elinden şuradan sekiyor dört yere düşüyor abi. Ulan iki dakika övdük ya. Bak. Net el var hoca. Hoca. Şu gol iptal et. Kadir sağlam. Ha şu açıdan görsem net el var detaylısıydı. Arkadaki açıdan buradan Sivas'ı vuruyor gibi gözüktü. Arkadan direkt net gördüm. Ulan tam bombacısın var ya. Vallahi gördüm ya. Ne yalan söyleyeyim. İlkinde Sivas'dan gözüküyor diye dedim. Ama zaten. Doğru el var gol iptal. Evet. Var. Tam ama net teşhis de edemiyorsun biliyor musun? Yok net teşhis ettim. Net teşhis edemiyorsun. Elediğini net bir şekilde görebiliyorum. Net teşhis edemiyorsun. Net kanıtlanabilirliği yok şu an bunu biliyor musun? %100 el bir pozisyon. Şunu kanıtlayabilir misin? Şu açıdan ben Sivas'a dokunuyor gibi gördüm ama arka açıdan
Cibir'in yani şöyle top buraya çekip tamam, sen bunu %100 kanıtlayabilir misin? El olduğunu mu? Evet. Evet, arka çiviyorsun, kanıtlarım. Bu açıdan Sivas'ı dokunuyor zaten bence. Yok, iptal edecek zaten de. Gol. Aa, golü gol. Verdi. Gol. Golü verdi. Kadir sağlam. Sana girsin lan. Basıyor oğlum. Ne oluyor lan? Oğlum dedim ya bak, tam %100 kanıtlanabilirliği yok. Bana da el gibi geliyor. Buradan bana Sivas vuruyor gibi geldi ama arka açıdan net el. Var da niye arka açıyı göstermedi ki bu hakem ya? Omuza da çarpıyor mu acaba? Yok ya. Ya vallahi rezil, Türk hakemleri rezil ya. Ben de el gördüm ya. Allah Allah. Öf. Ya aman. Ne oldu lan? Pek bir keyfin yok, düşlediğin gibi olmadı mı? Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Tamam, Samet İnkü gol ama Cikur'un eline çarptı. Arkadaşlar şu şekilde yorumlayacağım ve konuyu kapatacağım. Bu benim rakibim olsa bas bas bağırırım. Bu penaltı verilmemeliydi. Ya pardon, bu gol verilmemeliydi. Doğru. Ya ben ne oluyor anlam bu? Hakemlere ne oluyor? Neye göre o penaltı? VAR konuşmaları bu kanıtı açıklanacak mı? Ben neden o arka açıyı vermedin sen ya? VAR. Allah belanızı versin ya. Olsa... Kaleci ne yapıyor? Boş kaleci? Kale! Boş kale! Sivas'ın kaleci tut topu Fenerli'ye ver ya. Aa, nereden tanıdık geldi acaba? Boş kaleydi ama harbiden ikinci pozisyonda yani. Çok ciddi pozisyon yedi Fener. 2-0 olabilirdi. Devam devam devam. Hadi Enes'in kafaya bir kondur Mert. Bir tane daha asist yazmaz mısın baba? Ama çok bekliyorsun. Direkten çıktı biliyor musun? Direkten mi çıktı? Ben evet. Gol sandım. Bir içimi alıyordum. Tam top gol olmadı. Çok iyi pas. Oha, pasa var. Hadi Maxi'ye. Gir çizgiye, vur ya da vur vur. Aferin oğlum, güzel, aferin. Yapman gereken bu ya. Gir vur, gir vur. Faul var, faul var. Sarı kart. Fenerbahçe öyle boğdu ki Sivas'ı. Ya Sivas sadece faulle durdurabiliyor. Maxim'i de bugün etkiledi ama Rabat'ta. Ama Mert vurur mu? Hadi şu an. Aldın, çok güzel. Ver aradan. Aferin oğlum. Hadi Enes'i at oğlum. Hayır ya. Penaltı dedi. Yo, out'u gösteriyor da. Müdahale var mı acaba? Out, evet evet, out'u gösteriyor. Pardon. Çünkü Enes'i de yerde atıyor. Baktım hakemin eli böyle. Ya Enes'i bunları at ama, kurban olduğum ya. Bakıyorum. Ben hala oradayım. Yerde farklı yatıyor. Bir farklı, evet, bakıyoruz. Hadi lan. Oo, Kaval'a net girmiş abi. Kaval. Ben yanlış mı görüyorum? Sen doğru görüyorsun da. Keşke böyle tartışmalı pozisyon olmasaydı. Ben oradayım şu anda. Ne desek tamam. Biz süslüyüz. Ama Kaval kemiğini esnetiyor kanka. Bayağı esniyor Kaval kemiği yani. Buna daha önce de defalarca penaltı verdiler. Vermesi lazım. VAR'ın çağırması lazım. Arkadaşlar benzer bir pozisyon açıp bakabilirsiniz. Beşiktaş Eyüpspor maçında oldu ilk başta. Eyüpspor aleyhine, Beşiktaş lehine penaltı dedim. Bana işte Beşiktaşları kanal toplamaya çalışıyorsun ya, o yüzden penaltı diyorsun. Sen nasıl Galatasaraylısın dediler. Gaziantep Beşiktaş maçında oldu. Gaziantep'in 1-1 bitirdiği maçta. Gitti VAR'a gitti. Beşiktaş lehine oldu bu sefer de. Gene penaltı dedim. Şey, Beşiktaş aleyhine oldu. Gene penaltı dedim. Bu sefer Beşiktaşlar geldi dedi ki, ya dedi sen Galatasaraylısın ya, o yüzden buna penaltı değil, penaltı diyorsun dediler. Ya maalesef bir de eleştiriliyorum sürekli ama penaltı. Hayır, kardeşim bu. Maalesef bir taraf her türlü bu olaya karşı çıkacak. Yani özellikle Fenerbahçe ve Galatasaraylılarda bu var. Bizim dediğimize Galatasaraylılar katılmıyor. Galatasaraylıların katıldığına biz katılmıyoruz. Maalesef bu durum var. Zaten şu anda ben önceki Samsun maçından şu anda linçleniyorum. Yorumlarda bir sürü şey var. Ama biz hakem değiliz arkadaşlar. Bunu lütfen ciddiye almayın. Biz futbol severiz, futbolu izliyoruz. Hani bazı şeyleri bilmiyoruz bile yani. Başka detaylar vardır, başka sıkıntılar. Hakem yorumcular en doğru karar verir. Lütfen bunu aldırış etmeyin. Rica ediyorum. Devam, hadi gol atalım. Hadi Tadiç baba. Tadiç on fire çekelim. Rahatlayalım ya. Gol be. İşte bu. Şimdi rahat güvenli noktadayız abi. Rahat güvenli noktadayız. Ya sen zaten güvendeydin, rahattın. Yani bu Sivasspor'un yapacağı hiçbir şey yok. Bunlar ne yapıyorlar? Çocuklar, ben size boşuna güvenmişim.
Yani çocuklar, zaten, biz de size güveniyoruz ama sizin de bir bol yaptığınız yok. Dakika 54 oldu. Maçı izleyen arkadaşlar biliyordu. Ya Sivas'ın şutu yok ya. Ben 54 dakikadır, hatta 9 dakikada uzatmayı ekle, 63 dakikadır ben Fenerbahçe hata izliyorum. Kaçan net pozisyonlar, Nesrin direkten dışarıya giden topu, boş kaleyi kaçırılan şutlar. Zaten şu maç normalde 3-0, 4-0 olurdu. Şansa kazaya 2-0'da kaldı. Ya ne olursa olsun bir Fenerbahçe'nin kültürü vardır. Oynar oynar abi, taş gibi top oynar. 90'da gelir gol yer, götünün üstüne oturur. O yüzden güvenli noktada olalım, biz rahat edelim. 2-0 güzel, inşallah devam. Amrabat çak lan. Ay! Ne yapıyor lan bu? Hayvan lan, nasıl vurtacak o topa? Ayı gibi yapıştırdı lan. Herkes baka kaldı. Amrabat golü sevincinde kıvıldamadı. Gol attı. Baba, saygı duruşuyum. Destur duruyorum. Ne varsa şapka çıkarıyorum. Her şeyi yapıyorum. Kurban olayım, o ne? Bu ne? Haftanın golü bu. Net bir şekilde haftanın golü. Gelişine zımba gibi doğsana soktu yani bu Sivas'a. Kusura bakma da Sivas. Oğlum kaleci böyle kalmış. Bak böyle kaldı, ben de böyle kaldım. Hani gol oldu. 2 saniye sonra kaleciyi atlamak şeyinde kaldı, anladın mı? Aslında o kadar köşeyle gitmemiş de çok ama sert vurdu. Ama inanılmaz sert baba. Kaleci 2 saniye sonra gol oluyor, 2 saniye sonra refleks veriyor. Mükemmel gol ya. Amrabat gerçekten Fenerbahçe'ye çok şey kattı ama. Bu senenin en iyi hamlesi. 2 haftadır hem Trabzon'da hem geldi şimdi de İstanbul'da. Evet evet, nazar değmesin maşallah. Koş lan Şimanski. Hadi oğlum sen yazacaksın, hissediyorum ya. Pas at, pas at. Ver Fred'e, Mire'de, Maxi'ye. Hah. Gol olsun hadi beyler, avaraj da lazım. Maxi. Aferin oğlum, aferin be. Senin gol atman da önemli. Çok güzel be, bugün çok güzel, zevk aldım. Sivas Spor tabii ki çok kötüydü. Tabii ki yetersizdi. Ama bizim de buna ihtiyacımız vardı. Vallahi ben bir nevi artık şey sevindim. Şimanski'nin asisti yapmasına. Onur aylardır kızıyor bu çocuğa. Bu çocuğun attığı bir asist, bir şeyler yapması lazım. Sen de istiyordun zaten. Ya, güzel bir asist yaptı. 4-0 istersen bitirebiliriz. Belli olmaz, belki bir boşluk var salarsa. Fener'in sağ zor belli değil. 5-6'yı da atabilir. Belki Sivas salarsa şöyle bir tane de Şimanski yazsa, keşke bir tane daha yazsa ya. Ama çok güzel atak gelişti. Yani Şimanski bu sefer doğru kullandı. Pas tercihini de. Şükür ki. Fenerbahçe çok iyi bir geçiş yaptı. Zaten bitiren adam da Maxim'in, müthiş bir bitiriş. 4-0. Şov diyebilir miyiz? Güzel. Sivas'a tecavüz diyebilir miyiz? Hadiköy'de. Tecavüz demeyelim de. Tecavüz demeyelim. Kötü şeyler yapıldı diyelim Sivas Spor'a. Tecavüz demeyelim. Ama doğrusu bu şimdi. Güzel ama 4-0'da biz seninle anlaşmıştık sanki, yani 4-0'da bir şey olur dedi falan. Ben Fenerbahçe'ye alkışlama atışıyorum gerçekten. Azi Altmar maçından sonra bence güzel bir futbol oynayıp taraftarından tekrardan barıştığını düşünüyorum. Başka? Başka ben devam edeyim, sana bırakmıştım. Evet, evet arkadaşlar, maçın genelinde pek pozisyon olmadı. Olan pozisyonlar genelde golle sonuçlandı. Bugün ilk yarı çıkardığım zaman ikinci yarıda bitiricilik anlamında Fenerbahçe'yi kutluyorum. İyi bitirdi. İlk golde bayağı bir tepki gösterdim. Hala gol olmadığını düşünüyorum. Hakem hatası olduğunu düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'de dostlarım hiçbir şekilde o hakem hatasının bana göre olan, size göre olmayabilir, bu galibiyete gölge düşürmesine müsaade etmesin. Orada penaltı, yani hakem vermese de bugün Fenerbahçe 4-5 atacaktı zaten. Gene attı bir şekilde. Müthiş bir futbol, eze eze hakkıyla anasının sütü gibi helal bir galibiyet almıştır. Sivasspor da gerçekten çok kötü, yani üç büyüklere göre çok kötü bir durumda. Bir an önce toparlaması lazım. Ben bugün Fenerbahçeli olsaydım gece kafamı yastığa koyduğumda acaba hangi pozisyonu düşünerek mutlu bir şekilde uyusam diye düşünürdüm. Çok güzel bir futbol. Amrabat'ı özellikle takdir ediyorum. Soktu yani hani tabiri. Tabir bu şekilde de soğumuştu. Sivasspor Hanesi'ne. Tebrik ediyorum. Onu da tebrik ediyorum. Sen de. Evet arkadaşlar, gerçekten çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Normal bir galibiyet bizim işimize yaramazdı. Böyle moralli, oyuncularımızın birazcık daha çıkışa geçebileceği bir galibiyete ihtiyaç vardı. Avrupa maçını unutalım. O maç orada kaldı. Sezon içinde böyle maçlar olur. Kötü oynayacağımız yine olacak.
Ama artık şu iyi oyun devam sürekliliği ihtiyacımız var. Siz de hemfikirsiniz diye düşünüyorum. Simanski'nin birazcık daha oyuna girmesi lazım. Birazcık daha üstünden bir silkelenmesi lazım. Keşke Polonya milli takımına gitmese de biraz tatil yapsa. Yani güzeldi arkadaşlar. Milli ara var şimdi. Biraz ara vereceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Burak'ın da dediği gibi ilk gol. Benim rakibim böyle bir şey olsa ben gerçekten üzülürdüm. Yani o sanki gol iptal edilmeli gibi geliyor bana da. Ya geldi yani zaten öyle. El var gibi net. Ama başka bir açıklaması mı var, bir durum mu var hiç bilmiyorum. Dinleyeceğim hakemleri ben de. O zaman 2 hafta sonra Kayseri, Fenerbahçe, yine Galatasaray, Bodrum maçlarında görüşmek üzere. Beşiktaş da puan kaybetmiş, onu konuşmadık. Aa 0-0 bitti. Evet doğru. 0-0 bitti Beşiktaş arkadaşlar. Beşiktaş artık düştü yarışta, biz onu artık çıkardık. Fenerbahçe maçını izledik arkadaşlar. Sungur bugün olsaydı bir Beşiktaş'a da bakma durumumuz olurdu. Tabii Fenerbahçeli varken Beşiktaş maçını izleyemezdik arkadaşlar. Beşiktaş puan kaybı yaşadı. Maça baktım çok kısır bir maç olmuş. Gol beklentileri çok düşük. Onlara da artık birazcık bir şeyler gerekiyor. Kıpırdanma lazım. Kötü gidişat var. Şampiyonluktan yavaş yavaş uzaklaşıyorlar. İnşallah biz aynı durumu yaşamayız. Senin bir şey diyeceğin var mı Beşiktaş hakkında? Beşiktaş şampiyon olamaz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.